Kime güveneceğimi bilmiyorum. Şaşırdım. Bütün personelim bana karşı çalışıyormuş gibi geliyor. Gözleri sürekli üzerimde. Yaptığım her şeyi bir bir rapor ediyorlar. Siz tecrübeli bir istihbaratçısınız. Biliyorsunuz, sizin mesleğinizde paranoya çok yaygın bir durum. Bilemiyorum. Neyin doğru olduğunu karıştırmaktan korkuyorum. Sizin tecrübenizde biri duygularına kolay kolay yenik düşmez. Duygularınızı tetikleyecek bir şey olmuş olabilir mi? Haklı olabilirsiniz doktor hanım. Sanırım vicdanım beni zorluyor. Bu da sağlıklı düşünmemi engelliyor olabilir. Fakat ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Karımı aldattım. Beni yanlış anlamayın. Ben böyle bir insan değilim aslında ama insan bazen büyük hatalar yapabiliyor. Bunu nasıl anlatacağımı da bilemiyorum size. Sürekli kafamı kurcalayan bir şeyler var. Bize bin yıldır miras kalan bu topraklarda görev yapmanın onurunu yaşadım. Vatanın her köşesinde aynı gayretle, aynı azimle yılmadan çalıştım. Bugün buradan alnım açık, boynum dik, sizlerle görev yapmanın gururuyla ayrılıyorum. Keşke hepinize kefilim diyebilsem. Bu millet içindeki hainlere rağmen bir kurtuluş savaşı verdi. Düşmanlara ve hainlere asla aman vermeyin. Çünkü bu halk size canını emanet etti. Çünkü asker demek güven demek. Ben ilk kez kor general makamında bir insanın üngür üngür ağladığını gördüm. İşin garip yanı, yani ben de artık oturdum onunla beraber ağladım. Niye ağladım? Çünkü ben kendimi sorumlu hissetmeye başladım. Yani ilk başta aklıma şu geldi. Dedim ki yani bu insanın bu hale düşmesindeki sebep ben miyim? Baktım evet benim yanlışlarım var. Bu yani ha şu an bulsam yani belki oturur yalvarırım ona, derim ki beni hani artık affet ya, hakkını helal et. Ben hani sana zarar vermek istemedim. Hep dikildim karşısına herkesin. Ancak yok yani, oldu, adamı çizdi ve emekli olduktan sonra bildiğiniz Ankara'dan övgüler falan gelmeye başladı. İşte bu kor generalimizi emekli eden Trakya abilerine saygılarımızı sunuyoruz. Bu kolordu komutanına emekliliğine sebep veren faaliyetin hani tamamen safça yapılmış bir faaliyet olduğunu söylemeye imkan yok. Bu bildiğiniz bir istihbarat faaliyeti. Ya öyle bir istihbarat örgütü ki hem de. Yani şunu söyleyeyim, 15 Temmuz gecesi o faaliyete kalkışmasalar hala daha deşifre edilmesi neredeyse imkansız bir istihbarat örgütü. Çünkü müthiş derecede kaidelerle çalışıyor. Askeri yapı içerisindeki varlık bir sebebe bağlanmalıydı. Örgüt bunu ne kadar inkar etse de sonucu açık ve net ortada. Komutanım. Al!
Geçin duvar dibine. Çok şükür vazgeçtiler komutanım. Teslim olacaklar galiba. Çok şükür vazgeçtiler komutanım. Teslim olacaklar galiba. Oğlum darbeden önce darbeyi görmüştü. Oğlum bir gün sabah annesine diyor ki, anne diyor, ben bugün bir rüya gördüm. Oğlum hayırdır inşallah, anlat diyor. Daha sonra diyor annesine, daha sonra bir şey daha gördüm diyor. Duruyor, durasıyor. Ya ben orasını anlatmayayım size diyor. O bende kalsın diyor. Oğlum niye anlatmıyorsun? Madem o kadar şey anlattın, rüyanı bitir, biz de bilelim. Hani yok yok diyor, anlatmayayım diyor. Aydın Çapur yani iyiydi her çocuk gibi. O da biraz 7 aylık doğduğu için biraz hareketli bir çocuktu. Yerinde duramaz böyle. Girişken. Çocukken hayatı hep pilot olmaktı ya. Her şeylerimiz uçaktı. Hediye alırız, uçak alırız, şey alırız, uçak alırız. Aşırı derecede pilota bir özentisi vardı. Hatta babasının iş yerine gider, oradaki helikopterlerle, şeylerle fotoğraf çok çekilirdi. Oğlumun çok kavga ruhlu bir insan yapısı yoktu oğlum. Ama çok nazlıydı. Mesela bir hasta olduğunda başından beni ayırmazdı. Hani bir öksürse, bir şeyse. Ben onu sabaha kadar başında beklerdim. Terini silerim, başında beklerim, çorbasını yaparım, şey yaparım. O konuda nazlı bir çocuktu. Evlat olarak ben ondan çok memnundum. Çok hayırlı bir evlattı. Hiç bizi üzmedi, hiçbir şekilde. Hiç bizi üzmedi. Başarılıydı yani. Öyle bir şey çocuk değildi. Hareketliydi. Derslerde başarılıydı. Çalıştığında çok güzel notlar alır gelirdi. Hocalar öyle derdi. Çok zeki bir çocuk bu derdi. Bana Aydın çocukluğundan itibaren neşeli, cıvıl cıvıl, hayat dolu. Daha çok sürpriz yapmasını seven, böyle konuşmalarında esprili, evimize neşe hayat katan bir yapısı vardı. O sene işte harp okuluna başlangıçta İzmir Menteş'te bir kamplar oluyor, 45 günlük. Orada yapılmadık işkenceler, yapılmadık şeyleri eğitim adı altında yapılmış. Biz çok çok sonra öğrendik. O kampta anne dedi, bizi dedi bayağı bir şey yaptılar dedi. İşte kızgın asfaltlarda tel örgülerden geçirdiler dedi. Kimileri dedi orada kahve şey içiyordu. Çaylarını yudumlarken dedi, biz dedi kızgın asfaltlarda sürünüyorduk dedi, tel örgülerden. Anne dedi, siz dedi beni almasaydınız dedi, zaten beni bir şekilde dedi göndereceklerdi dedi. Oğlum nereden göndereceklerdi dedim. Anne dedi askeriyeden dedi, bize dedi söylediler dedi. Siz dedi kendiniz gitmeseniz biz sizi bir şekilde buradan alacağız dedi. Ben de oğlum buradan 6 sene geçmiş de dedim. Şimdi bana niye anlattın, bu zamandır söylemedin dedim. Anne dedi bu zamandır size söylemedim de dedi. Bize dedi bunları söylemişlerdi dedi. Bunlar dedi zamanla dedi her şey ortaya çıkacak dedi. Babam benimle görüşmek istemedi. Çünkü babam bilmiyordu yani böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyordu. ...15 Temmuz'dan sonra bu olaylar ortaya çıkınca babam da anladı ki yani olayın benimle alakalı olmadığını... ...çok farklı şeylerin içerisinde olduğunu ve o saatten sonra birbirimizi anladık diyebilirim. ...2008'den sonra yatay geçişle ben Kırıkkale Üniversitesi'ne geçtim. Aydın da benimle beraber geçince biz işte evde yine beraber... ...aynı ortam, aynı samimiyet devam ettik.
Tabii o süreçten sonra biz sık sık aramızda ya niye böyle oldu? Kalsaydık daha mı iyi olurdu? İşte dayanmalı mıydık? Bizde mi bir sıkıntı var? Hala kendimizi sorguluyorduk. Ne zaman ki 17 Aralık operasyonları başladı, o zaman dedik ki evet, yani sıkıntıyı cemaat yaratmış. FETÖ'cüler bize bu baskıyı uygulamış. Kasıtlı olarak bizi dışarı göndermişler. O zaman emin olduk. Dedik, adı bu. Adı konuldu. Oğlum, durumdan haberdardı. Oğlum, daha önceki kendisine okulda yapılan işkencelerden bunun FETÖ'nün olduğunu anlamıştı. FETÖ'nün tehlikesini de biliyordu. Anne. Cenab-ı Allah nasip etse. Şehit annesi olmak ister miydin? 15 Temmuz'dan önce bir o Ramazan içinde oğlumun sürekli ölüm konuşması, şehitlik mertebelerinin konuşması. Yani o zaman tabii konduramıyorsun sürekli 26 yaşındaki çocuğun seninle ölüm konuşması. Hani şehit annesi olmak ister misin demesi. O Ramazan boyunca bizim soframızda her gün ölüm konuşuldu. Perşembe günü işte son bir gün evvelisi, Cuma'dan bir gün evvelisi ikimiz kahvaltı ettiğimizde de anne ya dedi Allah-u Teala hepimize bir ömür biçti değil mi dedi. Ben de evet oğlum dedim. Yine mi bana ölüm konuşacaksın dedim. Anne dedi, ne kadar biçmiştir ki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl dedi. Sonuçta bir ölüm var değil mi dedi. Evet oğlum var dedim. Ama dedi anne dedi, Allah-u Teala dese ki dedi, seni cennetime alacağım sorgu sual yok dese dedi, anne ben bu masadan kalkmak nasip olmasın bana dedi. Şu anda Allah'ıma teslimim dedi. Ben de o zaman içim tabii cızladı. Oğlum sen asker değilsin, polis değilsin. Şehitlik nereden aklına geliyor? Şehitlik sana mı kaldı yavrum? O soruda hiç cevap vermezdi. Allah-u Teala onların içerisine bırakmış da bizi sanki hazırlıyormuş gibi geldi. Biz bunu 15 Temmuz'dan sonra geriye dönük olarak baktığımızda anca anlayabildik. Ben hiçbir öğrencimi darbe yapsın diye askeri okula göndermedim. Hepsi çok iyi çocuklardı. Pırlanta gibi öğrencilerdi. Pırlanta gibi çocuklardı. Ama benden sonra ne oldu bilmiyorum. Benden sonra o çocuklardan ne istediler haberim yok. Bir ülkenin silahlı gücünden bahsediyoruz. Eğer Allah rızası için değil, başka bir şeye hizmet ettiysek yazıklar olsun bize. Şimdi kolordu komutanı bu şekilde emekli olduktan sonra yerine başka bir komutanımız geldi. Komutan biraz sertti. Hatta bir sertliğinde namı duyulmuş bir komutandı böyle yani. Hem ondan çekincesine hem de bu 17-25 olayları başladığı için bu Twitter haberlerinin, internet haberlerinin, bu ajanlık faaliyetlerin akışı durmaya başladı. Olaylar da geliştikten sonra temizlik süreci başlandı. İşte yani kısacası bir şeye hazırlanan bir örgütün bunlara da girmesiyle beraber tamamen kesildi. Flash diskler, laptoplar, hepsi tek tek temizlenmeye başladı. Fişleme programı da ortadan yok oldu. Geliş gidişlerde telefon yanında getirmeye yasaklandı. 2014 yılından sonra sürekli şöyle bir şey vardı. Yani bu da insanı rahatsız eden şeylerden biri. 2 yıl sonra ne olacak biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. 2 yıl dişinizi sıkın.
Ne yapıyorsun? Polislerin psikoloji raporlarını düzenliyordum. Tüm özel hayatlarını anlatmışlar. Fazla bilgiden bunaldım biraz. Sen nasılsın? Ya... Fetih suresi okuyun falan diyorlar. Bir hazırlık durumu falan mı var acaba? Ablalar bir şey söyledi mi sana? Neyse, yarın abiyle buluşacağız. Konuşuruz. Sorarım. Abi bu ne? Bana telefon getirme dedin, kendin getirmişsin. Bu senin için. Hat Senegal'e kayıtlı. Eagle kurulu. Buradan haberleşeceğiz. Abi hayırdır? Yani yeni telefon, gece mesajlar, Fetih suresi falan bir durum mu var? Ne oluyor? Çok büyük şeyler olacak Numan. Gün bizim için ağracak. En tepedekiler, baş yüceler bu işle şahsen ilgileniyorlar. Seçilen öğrenciler doğrudan kuvvet imamlarıyla temas kuracaklar. Ankara'ya gitmen lazım. Seni istediler. Orada iletişime geçmeni istediğin biri var. O sana detayları anlatacak. Kim? Tanju Poşor, efsane şok mangalarının kurucu ve uygulayıcılarından birisi. Benim harp okulunda tek disiplin suçu işlediğimi iddia eden, beni odasına çağıran tabur komutanı Tanju Poşor, TRT'yi basan komutandı. TRT'de güvenlik almaya çalışan komutandı. Evet Tuncay, karar verildi. Harekat planı tamam. Yatakta basacağız, şafakta asacağız. Çok yakında Türkiye'ye gelmiş olursun. Baba. Baş üstüne efendim. Hepsini özel seçtik. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak inşallah. Kanaat ve talimatlar tamamen merdivenin basamakları gibi yukarıdan geliyordu. Ve tanımladığım şey şu. Benim bir üstüm de karar merci değildi. Hiçbir zaman üstümü karar merci olarak görmedim. Arkadaşlar, büyüğümüzün selamları var size. Hafta sonu yurt dışındaydım. Bir aksilik olmazsa cumartesi sabaha karşı onaylanmış planları uygulayacağız. Hoş geldin kardeşim. Nasıl gidiyor? Hala şüpheleniyor mu senden komutan? Vallahi şüpheleniyorsa da belli etmiyor artık. Neyse, bu saatten sonra da önemi yok zaten. Abi hayırdır? İçerisi samanyolu gibi. Yıldızdan geçilmiyor. Bu telaş ne? Gel komutan. Seninle konuşmamız gerekenler var. Korktuğumuz başımıza geldi.
Ordudaki adamlarımızın çoğunu tespit etmişler. Sen de listedesin. Ağustos şurasında hepinizi ihraç etmeyi planlıyorlar. Yurtta sulh yönetimi olarak deruhte edilecektir. Saraya sığınma olasılığı yüksek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Albay, hoş geldiniz. Görüşmüyoruz. Komutanlık yoğun. Malum şura yaklaşıyor. Genel komutanlık değil mi burası? Turgut abin bu iş için gözü kapalı seni yazdı. Görev ne? Jandarma genel komutanlığına vaziyet edeceksin. Endişe etme. Bilişimden hava desteğine kadar tüm yardım en üst seviyede sağlanacak. Konu destek değil. Amaç ne? Hoca komutanlığı niye ele geçiriyorum? Marmaris ne alaka? Erdoğan'ı alacağım. Adım attığı her yer bizde olmalı. Marmaris'te kaçırırsak sarayda onu sen karşılayacaksın. Yukarının haberi var mı? Komutanların izni olmadan bu iş zor. Konuştuklarımız var. Diğerlerin de yaveri varken konuşmaya gerek mi var? Hepsinin etrafına yerleştik. İtiraz edenler derdest edilecek. Sonrasında komuta sende. Şimdi söyle. Cevap ver. Var mısın? Gelen sorumluları daha bu darbe faaliyeti olmadan bir yıl önce, 1,5 yıl önce yurt dışına çoktan kaçtılar gittiler. Yani pardon, hicret ettiler kendi tabirleriyle. Yani nasıl hicret oluyorsa onu da bilmiyorum. Ve kalanlarla da böyle bir iş yapıldı. Yani ortalama olarak bu işin tedbir boyutu ve son aşaması bu şekilde yani. Erkan ağabeyim. Sizinle görüşmemi söylediler. Abin sana güvenebileceğimi söyledi Harun. Hizmete bağlı, yürekli çocuktur dedi. Hepimiz albayım, hepimiz. Hizmet sayesinde buradayız. Allah Hoca Efendi'ye zeval vermesin. Sizin için ne yapabilirim? Güvenilir. Gözüm kulağım olacak genç subaylara ihtiyacım var. Sen de bana yakın çalışacaksın. Jandarma Genel Komutanlığı'nı ele geçireceğiz. Komutanlığı mı? İyi de neden? İsimlerimiz ellerinde. Harekete geçmezsek şurada bizden kim varsa harcayacaklar. Başka şansımız yok. Yönetime el koyuyoruz. Bugünler için yetiştirildik. Bize verilen emeğin karşılığını ödeyeceğiz. 2 yıl sonra işte bir 16 Temmuz sabahı uyandığımızda görmüş olduk. Demek ki herhalde 2 yıl sonra ne olacak denilen şey buydu ki bu kadar hani şey yapıldı, hazırlık yapıldı buna. Şimdi sıra bizde.
Anlaşıldı. Cuma merasimine geçiyormuşuz. Saat daha 2. Bu saatte mesai mi biter ya? Çavur binbaşı çıkış vermiş. Teğmen Öztan, komutanım geleceğinizi haber verseniz personel görevlendirdim. Komutanımız akşam denetim yapacağını söyledi. Önden sıralı kontrol yapacağım. Nereden başlayalım komutanım? Silahlıktan başlayalım. Emredersiniz. Haberleşim merkezinde göreceğim. Ne zaman dedin? Gece 3 gibi başlayacağız. Sen çocuğu al. Annemlerin yanına git. Benden haber gelene kadar da hareket etmeyin. Gün intikam günü. Zaferle dönün. Ankara'ya gitti. Ben onu kapıdan uğurladım. Benden helalleşti. Anne, hakkını helal et. Sen her çıkışta dedim benden helallik istiyorsun yavrum dedim. Gidip geleceğim demiştim ben ona. O gün de helalleştik, baktım anne yoruldun içeri gir hadi fazla bakma dedi. Ben de bakayım oğlum şöyle arkandan dedim. Bana söylenen şey, gece MIT'in bahçesine helikopterle inip müsteşarı teslim alacağımız. Bunu niçin yapacağız? Bağlantılı başka eylem var mı? O kadarını bilmiyorum.
Her şey tamamsa çıkıyorum. Gece Akıncı'da görüşürüz. Görüşürüz. Haber aldıkları kesin. MİT müsteşarı da karargaha gelmiş. Kuvvet komutanını kara havacılığa kontrole göndermişler. Yanına askeri savcı da vermişler. Gerekirse tutuklama yapılsın diye emir verilmiş. Deşifre olmuş olabiliriz. Ne yapacağız? Saati de onu bir yerden aldım ben, o geldi. İşte akşama kadar beraberdik öyle. Sonra işte akşam bahçeli evlere gitmiştik orada. Orada benim bir antrenmanım vardı, onu antrenmana katılacaktım. Sonra yemek yiyecektik falan, ondan sonra da eve gidecektik, öyle planımız vardı. Can Öztan Rize, emret komutanım. Emri duymadınız mı? Tüm personel seminer için üstü kans alanında toplanıyor. Nöbeti biz devralıyoruz. Komutanım, bize öyle bir emir gelmedi. Emrediyorum işte. Derhal üstü kans alanına geçin. Nöbeti biz devralıyoruz. Silahlarınızı bırakın. Komutanım, nöbetçi subaydan doğrudan emir almadan... Sen benim emrime karşı mı geliyorsun? Derhal silahını ver. Değil abi, sesi bu. Bu saatte başlıyor. Antrenman saatinde böyle işte uçaklar uçmaya başlamıştı tepemizde. Yani havada uçakta iki tane uçak sürekli uçuyor. Bir de o ses bombası gibi sesi yapıyordu. Patlama sesini yapıyordu. Biz bayağı bir korktuk yani, ne oldu acaba? Ne yap, et buraya çek. Buyurun başkanım. Evet, araştırıyoruz. Evet, biz de konuştuk kendisiyle. Siz de buyurun gelin dilerseniz. Daha sağlıklı konuşuruz. Tamamdır. Bekliyorum başkanım. Gelsin bakalım. Gelsin de kim teröristmiş görsün. Yaptıklarının hesabını versin. Hakan, aç kapıyı. Emredersiniz. Buranın sorumlusu sensin artık. Herkese silahını teslim et, sonra Hakan'ın yanına geçersin. Emredersiniz komutanım. Toparlandı herkes. Herkes görev yerinde hazır komutanım.
Başlayalım o zaman. Şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. İtiraz eden derdest edilecektir. Bunun hesabını vereceksiniz. Türk askeri Türk askerine silah tutamaz. Bunun hesabını vereceksiniz hepiniz. Bir süre misafirimiz olacaksınız. Direnen, karşı koyan sonucuna katlanır. Bitti, çıktık, yürüyoruz böyle kaldırımda, böyle kafelerin televizyondan bakıyoruz. İşte Boğaziçi Köprüsü'nü falan kapatıyor askerler. O tanklar falan Boğaziçi Köprüsü'ne doğru ilerlediğini görüyoruz. Televizyon Allah Allah diyoruz, ne oldu acaba? Abi hayırdır ya? Ne bileyim kardeş, terör dediler, tanklar çıktı. Diyeceğim. Delirdiler mi lan acaba? Ne ya? Allah korusun. O günün akşamında kendisi 5 evlerde bir restoranda yemek yiyor yeğenimle beraber. O sırada İstanbul Boğaz Köprüsü'nün tutulduğunu, orada tankların olduğunu görüyor. Yani yeğenim o kadar çok alınmamışken, abi yeme kaşığı bırak, biz niye oturuyoruz ki burada diyor. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbi. Abi bir şeyler yapmamız lazım diyor. Elimizden bir şeyler gelmesi lazım, bir şey yapmamız lazım diyor. Ne yapalım Aydın diyor. Beştepe'ye gidelim. En işlek yer, en şey oradadır. Orada bir karar veririz diyor. Saklanın hemen! Hakan, sen nizamiye desteğe git. İzinsiz girmeye çalışan olursa da direkt sıkın. Sokmayın kimseyi. Emredersiniz. Arif Paşa'm nerede? Neler oluyor? Arif Paşa'nın hükmü burada geçmiyor artık. Ne? Bu ne saçmalık? Ne yapıyorsunuz siz? Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Avladıklarınız avcı oldu dönemin terör başkanı. Sükan salonuna götürün. Bırak. Bırak. Hı.
Nizamiye'ye yaklaşan bir grup rütbeli jandarma personeli var. Sivil araçla geldiler. Bizimle birlikte olmadıkları anlaşılıyor. Destek gerekecek. Tekrar ediyorum. Destek gerekecek. Yaklaşmayın! Gelmeyin! Karargaha girişler yasak. Çekilin! Nasıl yasak? Burası bizim karargahımız. Burada görev yapıyoruz. Size yasak dedim. Şimdi derhal gidin buradan. Siz kimsiniz evladım? Jandarma bile değilsin. Benim karargahımdan beni atamazsın. İçeride tatbikat var. Ne tatbikatı var? Böyle tatbikat mı olur? Hiç mi asyalık bilmiyorsunuz? Alın bunları, alın. Toplayın. Emniyetim açık. Çakam yok, sıkarım. Kime sorsan ben hatırlamıyorum. Tatbikata çıktım, ona çıktım, buna çıktım. Askerlikten azıcık anlayan adam şunu söyler. Hiçbir tatbikat var denilerek çıkılmaz. Tatbikat emri gelir. Böyle koca klasör gelir. Harekat planı gelir. Senaryo gelir. İşte ne olduğu gelir. Ama bu vatandaşlar sorunu böyle çıkmış. Bırak! Komutanım iyi misin? Önemli değil, önemli değil. Kolumdan vurdu. Albayımızı aldılar. Çıldırmış bunlar. Bırakın beni, suç işliyorsunuz. Bu yaptığınız anayasal suç. Kes sesini. Yönetim artık bizde. Suç mu değil mi ona biz karar veririz. Bırak dedim. Ateş et beni. Ben geliyorum. Siz de kendinizi yönetmekten acizsiniz. Yürü. Atmadan bir an önce hastaneye gitmemiz lazım. Tamam. Hadi hadi çabuk çabuk. Terörle Mücadele Başkanı Turgut Aslan'ı içeri çektik. Güzel. Biz de karargahı da kontrol altına aldık. Fakat bizden olmayan jandarmalar harekatımıza katılım sağlamadı. Hepsini derdest ettik. Önemi yok. Sabaha kadar bütün ülke kontrolümüze geçecek. Emirlerimize uymayanlar da bedelini ödeyecek. Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak vatandaşlarım ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Bu bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başına gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecek. Vatandaşımın bunu bilmesini istiyorum. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Vatandaşlarımız sakin olsunlar ama asla ve asla bu ve buna benzer çılgınlıklara da müsaade etmeyeceğimizi bilsinler.